Herkese merhabalar. İnsan iradesi ve kader konumuzla beraber Songuş Evir benim senle beraber harika bir şekilde Oo. insan iradesini anlayacağız ve kader konumuzun gerçekten insan iradesiyle ne alakası var bunu öğreneceğiz. Hocam LGS başarılı olmak kaderimizde yazıyor mu? Aynen işte bak aslında yaptığımız seçimler. Bak buradayız yol ayrımındayız değil mi? Şimdi ya LGS'de çalışacağız ve çok güzel bir liseye gireceğiz ya da çalışmayıp böyle yan gelip yatıp bu seneyi boş geçirip sonrasında belki iyi bir liseye giremeyeceğiz. İşte biz aslında biz bu yol yol ayrımındayken insan birçok yol ayrımına girecek. İşte çalışmak, çalışmamak. İşte aynı zamanda işte başarılı olmak, olamamak. Aynı zamanda bunların her birisi birbirleriyle bağlantılı. İşte bunu göreceğiz seninle beraber. Bizim kendi... Zor bir konu mu hocam? Hayır zor bir konu değil. Merak etme çok basit bir konu. Aslında baktığımız zaman irade seçim yeteneğimiz demek. Nasıl irademizi kullanabiliyoruz? Ne kadar seçim yapabiliyoruz? Bununla bağlantılı detaylarına bakacağız seninle beraber. Ama şunu unutmayalım. Bir cüz'i iradeyi göreceğiz. Bir de külli iradeyi irade yürüyoruz. Farklı evet. değil mi hocam? Aslında külli irade daha büyük, geniş bir kümeyken cüz'ü irade daha dar bir küme. Çünkü insanın aslında yapabilecekleri sınırlı. Yani daha dar. Neden? Çünkü insanın yapabilecekleri Allah'ın yaptıklarının iradesinin yanında çok daha az oluyor. Mesela biz ne yapabiliriz? Çalışıp çalışmayabiliriz. Yeme içme irademiz var. İyi kötülük irademiz var. Yani iyi de kötü de yapabiliriz. İşte buna ne diyoruz biz? İnsan iradesi cüz'i irade diyoruz. Yani Hani birazcık daha az irade demek aslında ama külli irade ise Allah'ın iradesi, Allah'ın külli iradesi, geniş iradesi her şeyi e, kapsıyor. Aslında bizim cinsiyetimizi erkek mi kız mı olmamızı, ırkımızı Türk mü, Japon mu, onsa Arap. Arap mı olmamızı Papua Yeni Gine. Aynı Papua Yeni Gine de olabilir. Rengi aynı zamanda işte sarı mı olacağız, Japonlar sarı oluyor biliyorsun herhalde. Aynı zamanda işte mesela e, işte e, kahverengi mi olacağız, çikolata renkli mi olacağız? Sen hangi renkli olmak istersin? Ben çikolata olmak isterdim hocam Aynen. çok tatlı. Neden çikolata renkli olmak isen? Hocam çünkü e, zenciler birçok sporda başarılı hocam. Yani futbolda evet, başarılılar, başarılılar. E, Aynen başarılar. mesela bak onun da avantajları var ama dezavantajları da var. İşte ırkçılık var hala ülke e, dünyada falan filan. Aynı zamanda anne babamızı kim belirliyor? Allah belirliyor. Yani biz seçemiyoruz kendi babamızı. Veya doğum ölümü, ne zaman doğacağımızı. İşte bunların her birisi Allah'ın çizdiği aslında e, büyük resim. Biz bazılarına karışabiliyoruz. Neye karışabiliyoruz? Mesela çalışıp çalışmamaya karışabiliyoruz yeme içmemeye kendimiz karar veriyoruz ve kendi seçimlerimizden neyiz evladım benim sorumluyuz aslında. Dolayısıyla bu sorumluluktan dolayı da aslında başımıza neler geliyor buna bakacağız seninle beraber. Ama öncesinde ben şunu göstermek istiyorum. Ödevlerimiz nasıl olacak hocam? Baştan balkonsuz eve benzer de demiştik evladım benim. Ödevsiz öde bir, e e bir öğrenci, balkonsuz bir öğrenci eve benzer dedik. Dolayısıyla hemen sana beraber iki dakikada ödevimizi verelim. Baştan ödevimizi verelim sana beraber. Ünitemiz birinci ünite aslında din dersimizde seninle beraber ilk ünitemizde hangi konuyu işleyeceğiz? İnsan iradesi ve kadar. Yani sayfa 262 ve 263. lütfen tekrar edin arkadaşlar ve aynı zamanda aynı zamanda yeni nesil taktikli kitabımızdan da e, sayfa e, e, sayfada 24'te test 7'yi yapmanızı istiyorum ve test 8'i yapabilirsiniz şu anda bugün öğrendiklerinizde ve aynı zamanda dinamo yeni nesil, e, din kültürü kitabımızdan da test 5'i konu öğreten testimiz ve test 6'yı yani insan iradesi ve kadar da e, pekiştiren testimizi yapabilirsiniz arkadaşlar aynı zamanda zoru bankamızdan da birazcık zoru bankası 10'da 10 neden 10'da 10? Neden hocam? Çünkü 10 onu yapmak istiyoruz. 10 tane soru gelecek ve onu da doğru yapmak istiyoruz evladım benim. Senle beraber burada irade konumuzla alakalı insan iradesi burada test 3 ve test 4'ü yapma. Hatta test 4'ü yapma pardon. Test 3'ü yapmanız yeterli diyoruz. Hadi bakalım o zaman. Şimdi dersimize mükemmel bir başlangıç yapalım. Doğru <laughs> mesela Karabağ'ım. Aynen. Bir... Aynen. Alın yazın buymuş. Aynen. Kaderin böyleymiş de yapsan boş. Bu laflar sanki dini gibi geliyor. Halbuki hiçbir alakası yok. Gerçekten de bu, biz Allah tarafından verilen beyne, akla sahip olduğumuz için, sorumluluğu aldığımız için Bana mı bunları asla söyleyemeyiz. Sonuçta kara bahtım, kör taliyim, İşte alın yazın buymuş, kaderin böyleymiş, kader Allah tarafından yazılmıştır, ben değiştiremem, böyle bir şey yok. Tarzında bu batı inanışlara uymamamız gerekiyor. Peki neden? İnsan iradesi dediğimiz şey yüzünden insan iradesi insan Allah e, insan Allah tarafından e, elde ettiği neye sahiptir Tomuş Akıl akla sahiptir. İnsanın aklı vardır ve bu akıl sayesinde de bir seçim yeteneği vardır değil mi Tomuş Erdoğan? Evet hocam. Yani doğruyu ve yanlışı seçebilir. Mesela sen burada e, gidiyorsun bir yolda yürüyorsun diyelim mesela sen sonra burada iki tane yola ayrılıyor. İşte Bu iki yoldan hangisini seçeceksin? Bu yolda bir yere gidiyor, bu yolda bir yere gidiyor. Sen kendin karar vereceksin. Bu yolun içinde ne var? Buyur Geri gel. dönerim ben. Aynen işte bak burada seçim yeteneğimize biz irade diyoruz Tomuç'um. Biz ne, neyimize seçiyoruz bunu? Aklımızla seçiyoruz. Peki şunu unutma Tomuç'um. Bu irade yani seçim yeteneğini aklımızla ku kullanarak e, gerçekleştirebiliyorsak Peki ben bu iradeyi nasıl doğru yolda kullanabilirim? Allah da diyor ki vahiy dediğimiz yöntemle yani Kur'an-ı Kerim, İncil ondan sonra e, Tevrat gibi gerçekten de yazılı kitaplar aynı zamanda vahiy dediğimiz yöntemlerle Allah'ın peygamberlere ulaştırdığı bilgilerle Hz. İbrahim'in dini işte Lut'a gönderilen bunlarla ne söylüyor Allah? Ben size zaten gönderdim de o yolu diyor. Sen Allah'a inanman gerektiğini, ahirete inanman gerektiğini, doğru düzgün işler yapman gerektiğini, iyi şeyler yapman gerektiğini bilmiyor musun hocam? Biliyorum. Peki nereden biliyorsun? İşte bunları vahiy sayesinde Allah'ın bize gönderdiği mesajlar sayesinde biliyoruz. Ve bu yaptıklarımızdan da eğer kötü şeyler yaparsak kötü şeylerden, iyi şeyler yaparsak iyi şeylerden sorumluyuz. Yani biz yaptıklarımızla varız. Buna bu kadar basit. İnsan aslında. özgür bir varlık. Aynen insan özgür bir varlık. İstediğini yapar. Biliyor hocam ders bittiyse? Aynen. Hayır özgürsin de o kadar değil dersi sona kadar buradasın saçma ama şimdi sonuç olarak şunu bilmemiz gerekiyor gerçekten de özgürüz Allah bize diyor ki doğru yol budur diyor İster yap ister yapma güzel şeyler yaparsan diyor iyi şeyler yaparsan diyor ben sana mükafat vereceğim benim ben senden razı olacağım diyor eğer kötü şeyler yaparsan diyor ben senden razı olmayacağım sen seninle alakalı daha e, saç, e, değişik bir ee, şey yapacağım. Cezalandıracak mısın? Cezalandırma hocam. yapacağım diyor. Düşünme yeteneğine sahip olduğumuzdan dolayı biz ne yapmamız gerekiyor? Kendi irademizi kullanıp seçim yapmamız gerekiyor. Peki irade dediğimiz şey nedir biliyor musun? Allah'ın mutlak ve her şeye hakim olan iradesine biz kül, e, külli irade diyoruz. Külli irade dediğimiz şey aslında Allah'ın iradesi. Allah bize ne diyor? İşte dünya dünyayı yarattık, evreni yarattık, işte insana e, akıl verdik, işte bunların hepsi aslında külli iradenin sonuçları. Ama e, bunu birazcık daha bizim bir özelimize bakarsak Tonuç'um, cinsiyetimizi belirleyebiliyor muyuz biz olarak Hayır. Erkek mi kız Kim karar verdi? Allah karar verdi. Yapacak bir şey yok. Göz rengimiz, ırkımız mesela Türk olmamız veya işte Japon'da doğabilirdik. Ecelimiz, ne zaman doğduk, ne zaman öleceğiz, ondan sonra ne kadar süre yaşayacağız, ömrümüz falan. Bunların hepsini Allah tarafından belirleniyor. O yüzden biz bunlara karışamıyoruz. Ama biz bu verilenler sayesinde ne yaptığımız cüzi irademize beliriyor. Yani insanın sınırlı iradesi kontrol bizde olan iradeye biz aslında cüzi irade yani Çalışmak veya çalışmamak. Bu derse çalışabilirsin çalışmayabilirsin. Bu tamamen senin elinde. Ve kalmak ya da kalmamak işte bütün mesele bu. Aynen bunun, say, bunun sayesinde başarılı olabilirsin veya başarılı olmayabilirsin. İyilik veya kötülük. İyilik yapabilirsin kötülük de yapabilirsin. Hani bu tamamen ama tamamen sana dayalı bir şey. Sen iyiyi iyi seçersen bundan sorumlusun ve iyi şeyler elde Edeceksin. Eğer kötüyü seçersen de bundan yine sorumlusun yine kötü şeyler edebilirsin. Ama şunu söylemek de gerekiyor burada. Bunlara biz karışamıyoruz. Yani külli irade konusundaki başlıkları biz değiştiremiyoruz. Ödülü sorumuzu yapalım Tonguç Eren Bey'im. Yorumlar yollarım. Hadi bakalım evladım.